Nihal Yalçın'ın diğer oyuncuları küçümsemesi. Demek ki rakiplerim çok kötüydü. Kötülerin arasından bana ödülü verdiler. Bir de kim verdi demesi, orada tanımaması, ona da bozuldu. Bambaşka mecralara gittim. Ona iyilik edelim derken aslında kötülük ettiler. 2021'e damga vuran bir başka olay da. Ödül töreni var. Evet, Antalya'daki Altın Portakal'da. Şöyle Altın bir... Portakal'e. Hatırlatayım şöyle bir 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali ödül töreninde Zuhal altına filmi de hangi filmin ödülü, onları hep unuttuk yaşananlarda. Zuhal filmiydi. Buradaki başarısıyla en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü Nihal Yalçın. Ödülünü takdim eden Tamer Karadağlı arasındaki diyalog gündeme, sosyal medyaya damgasını vurdu. Nihal Yalçın'ın konuşması sırasında Tamer Karadağlı'nın sürekli saatine bakması, mimik hareketleri en çok konuşulan, en çok izlenen videolar arasında oldu. Sıkıldığını belli etti. Sonra konuşurken ödülün uzattı, hani ödülle konuş der gibi. Sonra Nihal Yalçın, kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz? Oradaki replikle birlikte olaylar büyüdü de büyüdü. Sosyal medyada sadece ikisi arasında kalmadı. Siyasette işin içine girdi. Orada sonrasında açıklamalar geldi. Nihal Yalçın Tamer Karadağlı'yı taklit eden video çekti. Tamer Karadağlı bizim programımızda asıl neler yaşandığını, ne de sıkıldığını, neye tepki verdiğini anlattı ama sosyal medyada TT oldu. Sonrasında da tabii Altın Portakal ödül töreninden çok Tamer Karadağlı ve Nihal Yalçın'ı konuşur oldu Ali abi. Neler söylersin? Vallahi şimdi Altın Portakal'a damga vuran bu olay aslında baştan bir gömleğin düğmesinin yanlış iliklenmesiyle başlıyor. Ödül törenlerinde prosedür şudur. Önce ödül verecek kişi sahneye davet edilir. Sonra da yürürken ödülü alacak kişi açıklanır. Alkışlarla sahneye gelir. Ödülü verecek olan kişi hostes ödülü verir. O da sahneye çıkınca ödülünü takdim eder. Tebrik eder. O ödülü alan da gider mikrofon başına duygularını dile getirir. Prosedür böyle işliyor. Peki Antalya'da ne oldu? Antalya'da şöyle oldu. Sunucular Yekta Kopan'la Şevval Sam. Evet, anons ediyorlar Tamer Karadağlı'yı. Tamer Karadağlı Şevval'in yanına geliyor. Nihal Yalçın sahneye çıkıyor, direkt mikrofonun karşısına geçiyor, konuşmaya başlıyor. Dakika tutmuşlar, 5 dakika 17 saniye konuşmuş. Şimdi 5 dakika az bir süre değil. Yani 5 dakika futbol maçlarında oynanmayan süre ilave edildiği zaman maçlara, skorların nasıl değiştiği, galibin nasıl mağlup olduğu süre olarak önemli. Arkada 5 dakika konuşunca adam da diyor ki ister istemez lan ben Boston korkulu muyum? Niye bekleyeyim seni? Ama onun gösterdiği reaksiyon sanki tam da İstanbul Sözleşmesi'nden bahsediyordu. Sanki İstanbul Sözleşmesi ona bir tepki gibi. Adına, evet. Reaksiyon gösterilmiş gibi lanse edildi önce. Ben baştan da söylüyorum. Ben olsam Tamer Karadağlı'nın yerinde şu prodüste yapardım. Şevval Sam'a ödülü verirdim. Gider yerime otururdum. Bu da prodüste. Ya da sunucuya derdim ki ya siz söyleyin ödülü vereyim ondan sonra konuşsun. Oradaki yani, teknik hata oydu. Ödül verilmedi öncesinde. Sunucuya verirdim. Yani top sunucuda olurdu. Zaten bizim programa konu kaldığımızda da Tamer Karadağlı o mimikleri yapmasının sebebi olarak süre aşımından çok aslında Nihal Yalçın'ın diğer oyuncuları küçümsemesi, işte ödül beklemiyordum, demek ki rakiplerim çok kötüydü, kötülerin arasından bana ödülü verdiler. Senede erkek yarışmacı dalında aday olacağım deyip
kendince espri ama başkaları tarafından küçümseme olarak algılanacak şeye tepki gösterdiğini söyledi. Bunun üzerine de gidip ödülü eline verip ödülle birlikte konuşun deyince bu ödülü kim verdi? Bana sus mu demek istedin? Yani ödül çok net aslında o ödülü vermenin mesajı. Bir de kim verdi demesi, orada tanımaması, ona da bozuldu Tamer Tabii. Karadağlı. Yani orada da Ama bir hiç muhatap sonuç olmadılar. itibariyle bir ödül töreninde olmaması gereken her şey oldu burada. Evet. Ödül töreni bitti. İşte daha sonra kadın düşmanı ya da Tamer Karadağlı'nın canlandırdığı roller üzerinden ya da Cumhurbaşkanlığıyla sanatçıların buluşmasına katıldığı için iktidara yakınlığı üzerinden Nihal Yalçın'ın bir Kürt milliyetçisi olma üzerinden yürüdü. Bir Türk milliyetçileriyle Kürt milliyetçileri arasında bir polemiğe dönüştü. Bambaşka yere gitti. Bambaşka mecralara gittim. Bence yani Nihal Yalçın'ı destekleyenler bilhassa HDP eş başkanı Pervin Buldan'ın attığı tweetler ya da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetler Nihal Yalçın'ın sanat hayatına bundan sonra oynayacağı ona gelecek tekliflere ket vurmuştur, engel olmuştur. Yani hem seyirciden bir reaksiyon gelmesi mümkün hem de yapımcılar yani bu işi siyasileştirir, bu siyasi şeyden çıkmaz diye uzak durur. Ona iyilik edelim derken aslında kötülük ettiler bana göre. Hatta sonraki ödül törenlerinde de hep konuşuldu. Nihal Yalçın, Tamer Karadağlı devam etti. Yani bu mesela ben Altın Portakal'da başka kim ödül aldı sorarsan bilmiyorum Ali abi. Öyle bir kaynadı ki ödül töreni ve 58. diyeyim ben oradaki Altın Portakal. Ben başka kim alıyor? Yani bu olaydan sonra kimse de hatırlıyor zannetmiyor. Sen hatırlıyor musun bilmiyorum. Altın Portakal'da en iyi film olarak hangisi ödül aldı? İşte bir onu diyorum, bilmiyorum. Tamam, şey bile biliniyor. Nihal Yalçın'ın hangi neden ödül aldı, hangi filmle ilgili. Ben not aldım, yine unuttum. Yani tamamen bu olay gündemde. Onu demek istiyorum. Diğerlerini hatırlamıyoruz. Evet. Ve onun için bundan sonra ödül törenlerini düzenleyecek Evet. olan Zuhal Sansar filmi. Evet, şimdi şu tekrar baktım da Zuhal filmindeki başarısıyla. birinci de okul tıraşı. Sonuç itibariyle yani bundan sonra ödül törenlerini, sanat ödüllerini ya da film festivalleri ödüllerini düzenleyenler sahnede işine hakim mesleği sunuculuk olanlara görev vermesi gerektiğini bileceklerdir. Evet. Ben ne dedim? Sahnede Cem Davran olsaydı bu kaza yaşanmaz dedim. Ne oldu? Altın kelebeği kim sundu? Ama orada organizasyonu yapan kişi o gecenin bütün programını veriyor. Oradaki sadece sunucular değil, organizasyon işte bu şu saatte şu girecek, şu ödülü şu verecek, bu ödülü bu alacak. Bunların da bir programı olması Tamam, lazım Ali abi. Genel akış bir ekip belli işi ama bu. Nihal Yalçın akışı bozdu. Nihal Boz, Yalçın ödül evet. almak için sahneye çıkar, ödülünü alır, konuşur. Orada Akış pratik bu. bir zeka Nihal Yalçın gerekiyordu. Evet. sahneye çıktı, konuştu, sonra ödülünü aldı. Akışı tersine çevirdi. Evet. Burada müdahale edecek olan kimdir? Orada Cem Davran gibi Pratik yani bir zeka gerekiyor. evet sahne hakimiyeti olan işi sunuculuk olan biri olsaydı Nihal Hanım önce ödülünüzü takdim edelim sonra sizi mikrofona alalım der ve müdahale ederdi. Ederdi, buna Sonra gerek Tamer kalmazdı. Karadağlı böyle bir olayla gündeme gelirdi. Ne de Nihal Yalçın. Demek istediğim o. Evet. Çok Yani üzüldü. Yani burada Tamer Karadağlı da çok üzüldü. Bizim şimdi biz programımızda biliyorsun çarpıcı açıklamalar yaptı. Yani 2021 ödül töreni çok iyi gelmedi Tamer bundan Karadağlı'ya. ay, bu ödül töreninden aylar sonra hala bu konuşuluyor da festivalde hangi filmin kazandığı, hangi oyuncuların, hangi yönetmenin seçildiği kimsenin aklında kalmıyor da Evet. bu teferruat akılda kalıyorsa
O organizasyonda bir hata olduğunu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani o provokasyonlara engel olmak bunu yapanların elinde. Evet, yani 58. Altın Portakal'da iki isim var. Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı. Seneye ne olacak bilmiyoruz.